Efendim merhaba. Her şeyden önce şöyle başlayayım. Güzel başlamış olayım. 2023'te hepinize mutluluk diliyorum. Huzur diliyorum. Sağlık diliyorum. Bizi yönetenlere de Tanrı'dan akıl sağlığı diliyorum efendim. Bari böyle başlamış olayım. Çünkü şimdi arkasında anlatacaklarım herhalde böyle keyifli bir mesele değil. Efendim, iki husus. Bir, altılı masanın bu adayını kim olarak belirleyeceği sorusunun üzerinde koparılan fırtınalar. İkincisi de şimdi Erdoğan'ın artık seçime gidilen bu süreçte sonsuz biçimde toplumun önüne koyduğu, topluma sunduğu havuçlar. Ama bir taraftan havuç var, bir taraftan sopa var. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor? Şimdi öncelikle verilmiş olan bu EYT, bu hakla ilgili başlayayım. İşte bu seçime yönelik verilmiş en önemli ödündür, en önemli havuçtur. Bakalım 2 milyon 250 bin kişi aileleriyle birlikte bunu 3 ile 4 ile çarptığınız zaman tabii rakamlar çok başka bir yere gidecek. İşte burada diyelim ki 2 milyon 250 bin işte 3 desek bunlar işte neye çıkacak? 6 milyon, 6 milyon 750 bin gibi böyle bir yere gelecek oy veren açısından. Bakalım şimdi sandığa bu sunulan havuç nasıl yansıyacak? Şimdi başka bir husus daha var. Şimdi her ay bir yerde gaz bulunuyor. Son günlerde birkaç günde bir gaz bulunuyor. Şimdi geçmişteki seçimlerde de biz sürekli olarak bir gaz bulunduğu haberleriyle böyle bir işte şaha kalkmamızı, şıkıdım şıkıdım oynamamızı efendim amaç hedef ediniyorlardı. Ama ne hikmetse bütün bu yapılan açıklamalarda artık hiç kimse buna inanmıyor. Geçen gün Erdoğan'ın o hatırlayacaksın salonda konuşmasında yine gazla ilgili konuşuyordu. Gazetecilere dedi ki alkışlasanıza niye alkışlamıyorsunuz? Bakın şimdi. Şimdi böyle bir yere geldik. Önce EYT'lilerle ilgili bir husus. Bu konuyu başlamak isterim. Arzu ettiğimiz nedir? Hepimizin en az bu ülkede aylık maaşımızın 30-35 bin lira olmasıdır. Sosyal refah içinde yaşayabilmemiz için. Bu hakkımızdır bizim. Vatandaş olarak hakkımızdır. Çünkü yeraltı ve ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynakları bizim için harcanmalıdır. Siyasal iktidara yakın olanlar için. Onlara iltisaklı olan, bunu da çok acayip sevmeye başladım bu sözcüğü. İltisaklı olanlar için değil. Bu ülkenin kaynakları, bu ülkenin parası yurt dışındaki bankalara kaçırılmamalıdır. Ne söylemek istediğimi anladınız siz. Peki efendim. Bu tarafa geri dönüp bakalım şimdi. Erken yaşa takılanlar, bu bir büyük toplumsal problemdi. Bununla ilgili yasa 1999 yılında işte yapılmış, edilmişti. Ne oldu? 2001 seçimini kazanabildiniz mi? Ne oldu? Hepiniz allak bullak oldunuz o günkü siyasal partiler için söylüyorum. Demek ki Süleyman Demirel'in söylediği laftır ya, boş tencere seçim kaybettirir diye. Yani bu verilen bu türlü havuçlar sanıyorum ki halk açısından öyle sandığa gidildiğinde sen bana bu kadar çileler çektirdin, beni yerlere yapıştırdın ama seçim geldi diye bunu yapıyorsun. Hiç kusura bakma ben sana oy vermem diyecek mi demeyecek mi? Göreceğiz, geçmişte vermemişlerdi. Şimdi bakın efendim, Erdoğan'ın bu EYT'lilerle ilgili 2018 yılında, 2019 yılında konuşmaları var. 2018 yılındaki konuşmasında şunu söylüyor. Biz ekonomide kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde böyle bir yükü ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı diye soruyorum. Bir tarafta stokçular, fırsatçılar türedi, diğer tarafta bunlar türedi. Ne olacak? Emekli olacak, diğer taraftan başka işte çalışmaya devam edecek. Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün Batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar. İyi güzel de beyefendi
İki maaştan söz ediyorsun çalışacak. Beş maaş veriyorsunuz, dört maaş veriyorsunuz, üç maaş veriyorsunuz. Şimdi onları siz verdiğiniz zaman doğru, hak yerinde. İnsanlar bunu talep ettiğinde değil. Öyle mi? 2019, 16 Kasım. Asıl oradaki konuşması müthiş. Diyor. O da, bakın orada ne demişti, bu SGK ile ilgili bir toplantıydı o. Tutturmuş erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin çoğu bu yöntemle battı. Niye erken emeklilik? Ne zaman emekli olacaksa o zaman olsun. Hak ettiği parayı alsın. Bu hesap yanlış hesaptır. Seçim kaybetsek de ben bu işte yokum. Bak, seçim kaybetsek de ben bu işte yokum. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin diye konuşmuştu kendisi. Bunun anlamı ne? Erdoğan seçimi kaybedeceğini anlamış ve görmüş demek. Buradan, şimdi bu konuşmadan öyle bir sonuç çıkartıyorum ben. Evet. Şimdi gerçeğe baktığınız zaman kaybetmesi gerekiyor iktidarın. Gerçeğe baktığınız zaman. Ama tekrar söylüyorum, halkın ne karar vereceği belli olmaz. Hep de söyledik, çok klasik bir laftır ama bir kez daha yinelemiş olayım. Halklar layık olduklarıyla yönetilirler. Kendilerini yönetecek olanlar, kendileri neyi düşünüyorlarsa efendim ona göre davranırlar. Bu erken emeklilik meselesi hep konuşulmuştur. Kendi açımdan da söyleyeyim. Ben de emekli olduğumda 42 yaşındaydım. Gerçekten çok erken. Gerçekten çok erken. O ayrı bir şey. Ama bu ülkenin bir gerçeği bu, yasalarla verilen haklar. Yasalarla verilen haklar. Siz bunları, bu hakkı niye kullanıyorsunuz diyebilir misiniz? Ha bu şimdi bu EYT ülkenin sırtına çok büyük yük getirecek mi? Getirecek. Unutmayın peki, KKM'yi siz çıkardınız. O zaman da geçmişten örnek verildi. İşte Turgut Özal'ın cümleleri, ben de bir iki konuşma yaptım. Televizyonda da anlattım. Kaç tane köşe yazısı yazıldı. Yapmayın, etmeyin. Yazıktır, günahtır. Bu ülkeye yapabileceğiniz en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. Yaptınız. Başka bir şey söyleyeyim. Olmayacak olan bir teoriyi ürettiniz. Kim neresinden üretti bu teoriyi? Erdoğan'a kim kabul ettirdi? Tarih o şahsiyeti ya da şahsiyetleri ağır biçimde yargılayacak, mahkum edecek. O da neydi? Faiz sebep, enflasyon sonuç. %9'a düşürdünüz enflasyonu. Özür diliyorum faizi. Faizi %9'a düşürdünüz. Ağzımdan çıktı, ne güzel. Keşke enflasyonu da %9'a düşürseniz be birader. O zaman alkışlayacağız. Aa diyeceğiz, bak bu teori doğruymuş. Bir daha söylüyorum. Faizi %9'a düşürdünüz. Enflasyon nerelerde? TÜİK'e inanıp güvenmiyoruz, o ayrı bir tabii. Onun açıkladığına bile baktığınız zaman. Hani bu doğruydu bu? Bu yanlışın, bu ucubenin peşine düştünüz. Ülke ne hale geldi? Gittiniz. Şimdi yani 2,5 ülke desem çok mu ayıp olur yani, dediğim ülke sonuçta onlar. Gittiniz despotik rejimlerin uygulandığı, ne bileyim dikta rejiminin uygulandığı, demokrasinin değsinin bile söz edilemediği, gittiniz Arap ülkeleri, Orta Doğu'daki ülkelerden yüksek yüksek faizlerle borçlar alıyorsunuz. Ne kadar borçlandınız, ne oldu, ne bitti, onları da bilmiyoruz hiç. Gittiniz işte Londralardan, yurt dışlarından bilmem ne. Yüzde kaç, 12'lere söylendiğine göre 12'lere varan faizlerle dolar topluyorsunuz. Sırf doları baskılayacağız diye. İşte seçime gidilen şu süreçte benden sonrası tufan deniyor anladığım kadarıyla. Bakın efendim, ister seçimi Erdoğan, yani bu şu andaki AKP iktidarı kazansın. İster Millet İttifakı bileşenleri kazansın. Seçimden sonra çok ağır bir ekonomik yükün altına girecekler. Bunun bedelini yine biz ödeyeceğiz, halk olarak ödeyeceğiz. Ama ana mesele, hep söyledim, söylemeye devam edeceğim. Bu ucube sistemden bir kere bir kurtulalım. Bakın bu ucube sistemden kurtulursak Erdoğan da rahat edecek. Bahçeli de rahat edecek. Herkes rahat edecek. AKP'ye oy veren, gönül veren, o mecliste milletvekili olan ya da il başkanı olup bir garip garip saçma sapan konuşma yapan insanlar da rahat edecek. Çünkü kurtulacaklar. O zaman daha doğru düzgün konuşma yapmak zorunda hissedecekler kendilerini. O şimdi bunu, şimdi demek en önemli havuçlardan birisi buydu. Bunun dışında işte
gaz meselesi, şimdi ÖTV, otomobillere uygulanan ÖTV ile ilgili onlarla indirim yapılacağı söyleniyor. Emeklilerin maaşları da haklı olarak, doğru olarak, şimdi bunları yapıyorsanız tabii ki emeklilerin maaşlarını da yükselteceksiniz. Şimdi onların da yapılması zorunda. Şimdi onu da yapacaklar. Onun dışında işte bir takım efendim projeler açıklanıyor. İşte hani gelecek Türkiye'si falan, böyle büyük yüzyılın Türkiye'si, bir sürü şeyler söyleniyor. Bütün bunlar havuç. Şimdi gelelim dış politika meselesine. Bakın, seçime gidilen bu süreçte bir, Esad'la bir araya gelebilmek, masaya oturabilmek, barışabilmek, uzlaşabilmek için 50 takla atılıyor. Yanlış mı? Çok doğru. 11 sene öncesinden yapılacak olan işlerdi. Ne işiniz vardı o bataklığa? Niye girdi? Niye bulaştınız? Ama o zaman meydanlarda halk böyle üf nasıl coşkuyla alkışlıyordu. O dönemde bendeniz ta o zamanla yanlış ne yapıyordu? Linç ettiniz. Sosyal medyada bir sürü laflar yazdınız hakkında. Şimdi Esad oldu. Esad dünya kadar ağır laflar ettiniz. Efendim işte iktidara yakın o gazeteler ne manşetler attı, ne köşe yazıları yazdınız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Herkes sus pus. Kuyruğunu kıstı, kenara kaçtı. Sisi ile beni kimse bir araya getiremez diye bas bas bağırıyordu Erdoğan. Ne oldu kardeşim? Ne oldu? Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri. Hani bunlar FETÖ'nün sponsoruydu? Hani sponsoruydu? Başka bir şey. Gazze işte hesabı sorulacak, onu diyecek, bunu diyecek. İsrail'le bir sürü şey, one minute, işte bunlar katil, bir sürü şey söylediniz, terörist devlet, sonuç, bakın bakalım nereye geldi. En baştan yanlıştı yaptığınız, şimdi yapılanlar uluslararası ilişkiler ve dış politika açısından doğru. Ama arkadaş, bu doğruyu niye yapıyor iktidar, ben size söyleyeyim. Önümüzdeki seçim için yapıyor bütün bunları. Seçimden sonra ne olur onu bilmem. Bak çünkü neden? Erdoğan ne söylüyorsa hep söyledi. Kardeşim popülist bir politikacı 180 derece geri dönüyor. 180 derece geri dönüyor. Bir gün önce söylediğini bir gün sonra farklı halde ifade ediyor ve söylüyor. Onun için halk şimdi bütün bunlar karşısında nasıl davranır, ne yapar, ne eder onu sandıkta göreceğiz. Şimdi halkın sandıkta farklı davranabilmesi için Millet İttifakı bileşenleri, yani altılı masanın bileşenlerinin, bu altı partinin bir, halkın karşısına doğru düzgün bir program koyması gerekiyor. 5 Ocak'ta buluşacaklar. Umarım ki son buluşmaları olur yani. Umarım ya artık orada bitirmiş olurlar. 3 gün önce de Ahlatlı Bel'de yani size göre işte bunu, hani iki konuşma yapıyorum ya, 4. gün olacak. Size 4 gün önce konuşmuş olacaklar. Şimdi kamuda halkın algısı neydi? İyi Partililer, başta Meral Hanım olmak üzere söylemleriyle, CHP'liler, başta Kemal Bey olmak üzere söylemleri arasında çelişkiler vardı. Tutarsızlıklar vardı. Bu nedenle de halk burada ne oldu? Endişeye, korkuya, kuşkuya düştü, kapıldı. Bunlar ne oldu? Birbirlerini yiyorlar. Bunlar uzlaşamıyor diye. Zaten Erdoğan'ın en çok istediği şey bu. Bir an önce bir çatlasın, patlasın orası diye bakıyor. Sonra işte bu son buluşmalarında her iki tarafta açıklama yaptı ki evet, hani burada farklı görünenler neydi? Masaya koyduk bunları. Ama orada neyi konuşulmamış? Cumhurbaşkanı adayı konuşulmamış. Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklama neydi? Dedi ki dilimizde tüy bitti. Hem Ankara hem İstanbul Belediye Başkanları görevlerinin başında. Yani bunların Cumhurbaşkanı adaylığı konusu bizim için ifade edilen, bizim için gündemde olan bir konu değil. O açıklamadan bunu anlıyoruz. O açıklamadan şöyle de bir sonuç çıkıyor. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi tek aday ama aklından bu geçiyor olabilir. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının aklından geçiyordur. Geçmez olur mu? Herkes için geçiyor. Herkes kendini oraya layık görüyor. Efendim ama oradaki ilke kararları neydi? Prensipleri neydi? Kararı altılı masa verecek. Şimdi buradan tek aday mı çıkacak? İki aday mı çıkacak? Üç aday mı çıkartacaklar? Bilmiyoruz. Oradan bir sonuç çıkacak. Ama bakın,
stratejik aklın egemen olması gerekiyor o masaya. Siz Erdoğan'ı yenmek istiyorsanız, amaç hedefin bu ucube sistemi değiştirmek olduğunu düşünüyorsanız, amaç 20 yıllık iktidarda uygulanmış olan ekonomi politikaları, hele son yıllarda yapılmış olan antlaşmalar, bunların ne olup ne olmadığını yargıya taşımak istiyorsanız seçimi kazanmak zorundasınız arkadaş. Bunun seçimi kazanabilmenizin de kuralı koşulu ne? 50+1. Şey milletvekili seçim meselesini söylemiyorum. 50+1. Yani oradan bir aday çıkartacaksınız. Çıkartacağınız aday aritmetik bir sonuç alacak. 50+1. Bu aritmetik sonucu alabilmeniz için iki stratejik düşünceye ihtiyacınız var. Birisi realist, yani gerçekçi düşünce. İkincisi nedir? Matematik akıl. Matematik akıl nedir? Matematik akıl şudur. Sayıların üstünlüğüne inanmayan akıldır. Yani hep hani klasik bir cümledir, söylerim işte derslerimde de hep anlatırım, kitabımda da yazdım biraz da esprili olsun diye. Para bende ama unut, bana kro diyorsunuz ama unutmayınız ki para bende. Yani cebinde parası olanın kro falan olmuş olması, cahil cühela olması umrunda değil. Dikkatinizi çekerim, umrunda değil. Ha, sizin ne yapmanız gerekiyor? Bir, bunu kırmanız gerekiyor. Tekrar söylüyorum, evet, sandık aritmetik sonuç üzerine oturur. Ama aritmetik sonucu gerçekleştirebilmeniz için sizin matematik akla ihtiyacınız var. O da nedir? Masada bulunan 6 kişi. Her birisi, bir Gültekin Uysal herhalde genç olduğu için galiba onun, konuşulmuyor onun ismi. Her birisi kendisini Cumhurbaşkanı adayı görebilir. Haklarıdır, tekrar söylüyorum. O ayrı başka bir şey. Ama oradaki realist düşünce şudur. Şu olmak zorundadır. Arkadaş, bu 6 kişi kendilerinin kişisel hırslarını o kapının dışında bırakmak zorundadır. Bir, psikolojik problemlerini, taleplerini olumlu olumsuz kapının dışında bırakmak zorundadırlar. İki, üç, kapının içine almak zorunda oldukları bu ülkenin geleceğidir. Bu ucube sistemden kurtulmaktır. Kapının dışında bırakmak zorunda oldukları şudur efendim. Etnik kimlik, dini siyasal etnik kimlik, dini etnik kimlik, ideolojiler, parti programları, evet hepsinin altısının da ayrı ayrı tabii ki program var. Onlar siyasi parti. Arkadaş, onların hepsini kapının dışında bırakmak zorundasınız. İşte bu realist düşünce dediğimiz düşünce tam da bu düşüncedir. Buna sahip olunması gerekiyor. Ha, ondan sonra kapının içine geldi, oturdunuz, işte anayasa metin hazırladı, toplumla paylaştınız. Şimdi programı konuşacaksınız, edeceksiniz. Çok güzel. Evet. Tahmin ediyorum ki bundan sonra Şubat'ın ilk haftası Millet İttifakı 6 kişi hangi adayla seçime gideceğini Türk kamuoyuna, Türk milletine açıklayacak. Ha, ondan sonraki süreçte efendim halk neye karar verir, olumlu görür, olumsuz görür onu bilmem. Onu bilmem. Ha, tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partililerin daha önce de söyledim işte, konuşuyoruz. Yine aynı şeyleri söylerler. Kemal Bey'in gönlünden geçen kendisinin aday gösterilmesidir. Ama kamuya da baktığınız zaman Mansur Yavaş ismi öne çıkıyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok ciddi işte hukuksal problemler var. Orada psikolojik olarak da tabii artık orada büyük sıkıntı var. Bilemem, bütün bunların dışında ama masa şu anda bizim düşünemediğimiz, ismi de çok ortalıkta dolaşan isimlerden birisini de Türk halkının karşısına getirebilir. Getirebilir. Gönlümden geçen aslında şudur. İyi bir kadın aday bulsunlar. Gönlümden geçen odur aslında. Dünya bu sefer Türkiye'ye başka türlü bakacak demektir. Efendim tekrar 2023'ün size huzur getirmesini, sağlık getirmesini, bol para getirmesini diliyorum. Tekrar söylüyorum, bizi yönetecek olanlara da akıl sağlığı diliyorum. Akıl sağlığı ve önümüze de havuç koymaktan vazgeçecek adamlar olsunlar istiyorum.